hocamıza soralım. Rahim ağzı kanseri nedir? Belirtileri nelerdir? Ve tedavi yöntemleriyle ilgili Nurcan hocam neler söyleyecekler? Kendisinden dinliyoruz. Rahim ağzı kanseri aslında dünyada en çok konuşulan ve önlenilebilir kanserlerden biri. Tek yapılması gereken düzenli muayenelere gelmek. Üstelik son 20-25 yıldır da rahim ağzı kanserine karşı geliştirilmiş aşılar var. Bu da tabii bizi çok mutlu ediyor. Küçük bir aşıyla rahim ağzı kanserinden korunmak çok güzel bir şey. Özellikle genç kızlarımıza evlenmeden önce bu aşıyı yaptırdığımızda %99 oranında rahim ağzı kanserinden kurtulabiliyor gençlerimiz. Kötü olan rahim ağzı kanseri genç kadınların hastalığı ve çok hızlı ilerliyor. Çok basit bir tarama testiyle tanı konulabilecekken eğer muayenelere gelmezse genç kadınlarımız düzenli, özellikle evlendikten sonra ya da gözden kaçılabilecek bir kanser. İlişki sırasında kanamalarla ilk belirtilerini veriyor ama o aşamaya gelmeden çok böyle çok erken tanı koyabiliyorsak çok basit tedavilerle önleyebiliyoruz ilerlemesini ve tedavi edebiliyoruz. Peki hocam neden olur rahim ağzı kanseri? Rahim ağzı kanserinin nedeni %99.9 HPV denilen bir virüstür. Human papilloma virüs. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır aslında. Bu virüs kondilom dediğimiz genital sihirlere de neden olabilir. Genital sihirlere neden olan türleri birçok türü var bu. Kanser yapmaz ama rahim ağzı kanserinin yani cinsel yolla bulaşan hastalığı olan hastalarda kişilerde bu virüsleri alma riski de çok yüksek olduğu için mutlaka genital virüsü olan taşıyanların mutlaka sihirler taşıyanların mutlaka rahim ağzı kanseri tarafından açısından çok iyi değerlendirilmeleri gerekir. Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara da maruz kalıyorsak işte herpes virüs dediğimiz uçuklar ya da işte trikomonas dediğimiz bir takım parazitler, bunlar da gonore gibi soğuk kuyu delimsiz hastalıkları da varsa hastanın mutlaka rahim ağzı kanseri açısından çok ciddi bilgilendirilmeli ve risk grubunda olduğu anlatılmalı.